Bu dersimizde bir objeyi nasıl hareket ettiririz, script diliyle nasıl hareket ettiririz bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle hemen scriptimize geri dönelim. Editörümüzün içerisinde transform rotate'i kullandık. Aynı zamanda transform içerisinde bu sefer translate'i kullanalım. Translate direkt olarak yine vektörel bir değer alacak. Yani 3 adet axis, x, y, z koordinatlarını vererek rahatlıkla hareket işlemlerini yapabiliriz. Burada yine 0, 5 ve 0 değerlerini veriyorum ve değişkenimizi kapatıyoruz. Metodumuzu kapatıyoruz. 3D'ye tekrar geri dönüyoruz. Küpü seçtiğimizde gördüğünüz gibi 2 tane değerimiz var ve script içerisinde hız değişkenini zaten belirlemiştik. Biz artık run yapalım. Run yaptık ama direkt objemiz ekrandan kayboldu. Gördüğünüz gibi çok hızlı değerler verdik. Script'e geri dönerek bir düzenleme yapalım. Y değil, bu sefer x yapalım. 10 rakamını verelim ama time, delta time ile çarpımını yapalım. Şimdi testimizi Unity 3D'ye görerek dönerek testimizi yapalım. Evet, testimizi yapalım ve gördüğünüz gibi çalıştığında hareket etti. Durduralım. Daha küçük bir değer kullanalım. Örneğin 2 değerini kullanalım. Tekrar Unity 3D'ye dönüp play yaptıktan sonra gördüğünüz gibi hareketimizi daha sağlıklı hale getirebiliyoruz. Bu şekilde objeleri hareket ettirmek, döndürmek, transform, resize yapmak, yani scale özelliğini kullanmak gibi işlemler zaten transform nesnesi içerisinde hazır. Bunları kullanarak rahatlıkla objeler üzerinde hareketler, işlemler yapabilirsiniz. Birden çok işlemi birleştirerek bu efektleri her bir objeye tek tek uygulayabilir veya tek bir script dosyasını birçok dosyada sürükle bırakla uygulamanız mümkün olacaktır.